Merhaba arkadaşlar. Bugün ödev testi 1'i çözeceğiz. Birinci sorudan başlayalım. Eksi 2'nin karesi var. Eksi 2'nin karesi nedir? Çift kuvvet olduğundan artı 4. Sıfırın kübü 0'a eşittir. Mutlak değer eksi 1, 1'e eşit. Eksi 1'in kübü tek kuvvet eksi 1'e eşit olacak. Bunları şimdi yerlerine koyarsak eksi 2'nin karesi 4 artı sıfırın kübü 0 bölü mutlak değer eksi 1, 1'di. Eksi 1'in kübü, eksi 1'in kübü, eksi 1. Şimdi buradan 4 bölü 1'den 4 geldi. Buradan eksi ile eksi artı yaptı. 4 artı 1'den 5 yaptı. İkinci soruda eksi 3'ün 3. kübü. 3'ün kübü 27 yapar. Negatif sayı tek kuvvet olduğundan ne olacaktır? Eksi 27 olacak. Eksi 27'yi yazdık. Eksi 3'ün 1. kuvveti 3'tür. Bölü 1'in kübü 1. Eksi 4'ün 0. kuvveti. Bir sayının 0. kuvveti daima 1'e eşittir. Eşittir dedik. Eksi 27 eksi 3 daha. Eksi 30. Eksi 1 de burada var. Toplarsak eksi 31 yaptı. Devam edelim. Üçüncü soru. Şimdi burada dikkat edersek tabanlar A. Önce bir işaret tayini yapalım. Eksi A'nın 7. kuvveti. Tek kuvvet olduğundan burası eksi olacak. Eksi A'nın eksi 3. kuvveti tek kuvvet yine eksi olacak. Eksi A'nın parantez 4. kuvveti çift kuvveti olduğundan burası artı olacak. Eksi A'nın karesi fakat bu parantez karesi olmadığından ne olacaktır? Eksi olacaktır. O zaman burada eksi ile eksinin çarpımı artı. Artı ile eksinin çarpımı eksi. Tekrar artı ile eksinin çarpımı eksi olacak. O zaman sonucum eksi olacak. A'yı yazdık. Üstleri toplarsak çarpım durumunda dikkat edersek üstleri topluyorduk. 7 ile eksi 3 topladım 4. 4 ile 4'ü topladım 8. 2'ye ekledim 10. Eksi 10 üzeri eksi a üzeri 10 cevabımız olacak. Şimdi burada negatif kuvvetler var. Negatif işler var. Ne yapıyordu? Sayıyı çarpmaya göre ters çeviriyordu. Eksi 2'nin eksi 1. kuvveti 1 bölü 2 olur. Artı 3'ün eksi 1. kuvveti 1 bölü 3 olur. Bölü paydada 3'ün eksi 1. kuvveti 1 bölü 3 artı 4'ün eksi 1. kuvveti 1 bölü 4 bölü var 1 bölü 7 yazdık. Şimdi burada payda eşit dersek buraya 2 ile burayı 3 ile genişleteceğiz. Ne yapar? 3 bölü 6 artı 2 bölü 6. Bölü aşağıda yine payda eşit dersek 4 ile genişleteceğim. Burayı 3 ile genişleteceğim. 4 bölü 12 artı 3 bölü 12 bölü 1 bölü 7 var burada. Eşittir. Yukarıyı topladık. 5 bölü 6. Aşağıyı topladık. 7 bölü 12 bölü 1 bölü 7. Şimdi bölme işlemini yaparsak birinciyi aynen yazıyoruz. 5 bölü 6'yı. İkinciyi yani paydayı ters çevirip çarpıyoruz. 12 bölü 7. Bir de burada neyimiz var? Bölü 1 bölü 7'miz var. Şimdi şu bölüyü de yapalım. 1 bölü 7'yi de ne yapacağız? Yine ters çevirip çarpacağız. Ne olur 1 bölü 7 çarpı 7 bölü 1 olur. Şuradan sadeleştirmeleri yaptık. 6'ya böldük 1. 12'yi 6'ya böldük 2. 5 çarpı 2 kaldı. 5 çarpı 2 10'a eşit oldu. Evet, sonraki soru. Burada üssün üssü var. Üssün kuvveti var. Ne yapıyorduk? Ne kadar üs varsa çarpıyorduk. 1 bölü 4 üzeri 2 ile eksi 1 bölü 2'yi çarpacağız. İkiler sadeleşti. Ne oldu burası? 1 bölü 4 üzeri eksi 1. O halde bu eksi 1 ne yapıyordu? Sayıyı çarpmaya göre ters çeviriyordu. 4 bölü 1'in 1. kuvveti. O da neye eşittir? 4'e eşit diyeceğiz. Evet, sonraki soruya bakalım. Cevabımız 4. 2 üzeri x'i 5 vermiş. 8 üzeri x'i soruyor bize. Değeri kaçtır diye soruyor. 8 üzeri x'i biz 2 üzeri x'e benzetmemiz lazım. 8 üzeri x eşittir. 8'i 2 cinsinden yazarsak 8 2'nin 3. kuvvetidir. 8 üzeri 3 üzeri x. Şimdi burada üstleri yer değiştirebiliriz. Yani 2 üzeri x üzeri 3 şeklinde de yazabiliriz. 2 üzeri x'i bize ne vermiş? 5 vermiş. O halde şurada 2 üzeri x yerine 5 yazıyorum. 5 üzeri 3 oldu. 5'in 3. kuvveti de ne eşittir? 125'e eşittir. Evet, 2 üzeri a ne? 2 üzeri n a verilmiş. 3 üzeri n b verilmiş. 144 üzeri n'in değeri soruluyor. Burada 144'ü asal çarpandan ayırmamız lazım.
Şöyle diyebiliriz. 144 nedir? 12 çarpı 12 eşittir. 12 nedir? 4 çarpı 3. 4 çarpı 3. Şimdi burada kaç tane 2 oldu toplamda? 4'te 2 tane 2 var. Buradaki 4'te de 2 tane 2 var. O zaman toplamda 4 tane 2 oldu. Çarpı 2 tane 3 oldu. 3 üzeri 2. Şimdi şöyle diyelim. 144 yerine o zaman biz ne yazabiliriz? 2 üzeri 4 çarpı 3 üzeri 2 yazabiliriz. Burada 144 üzeri n var. O zaman bunun yerine ne yazabiliriz? 2 üzeri 4 çarpı 3 üzeri 2 üzeri n yazabiliriz. Şimdi burada n'i içeriye dağıtırsak kuvvet olarak ne olur? 2 üzeri 4n çarpı 3 üzeri 2n. Şimdi bize 2 üzeri n ne verilmiş? A verilmiş. O zaman 2 üzeri n yerine a yazacağız. Şuraya da düzenlersek burası nedir? 2 üzeri n'in dördüncü kuvveti çarpı 3 üzeri n'in ikinci kuvveti. 2 üzeri n yerine burada a yazıyoruz. Ne oldu burası? A üzeri 4. 3 üzeri n yerine b yazıyoruz. Ne oldu? B'nin karesi oldu. A üzeri 4 çarpı b üzeri 2 olacak. B şıkkı doğru cevabımız. Burada toplama var. Ne yapacağız yukarıda? Ortak parantezi alacağız. 10 üzeri eksi 4'ler ortak. 10 üzeri eksi 4 parantezini aldım. Birincinin katsayısı 5. Aradaki işaret artı. İkinci 10 üzeri eksi 4'ün katsayısı 10. Bölü 3 çarpı 10 üzeri eksi 5 dedik. Düzenlersek 10 üzeri eksi 4 çarpı 15 bölü 3 çarpı 10 üzeri eksi 5. Şunları sadeleştirirsek 5 kaldı burada. Dikkat edersek bölme işlemi var. 10 üzeri eksi 4'ü 10 üzeri eksi 5'e böleceğiz. Ne yapıyorduk bölme işleminde? Yukarıdaki üstten aşağıdaki üstü çıkartıyoruz eksi 5'i. Ne yapar burası? Eksi eksi artı olur. 10 üzeri 1 yaptı. Bu da ne yapar? 50 yapar. Evet. Burada da üstü denklem sorusu var. Denklemi sağlayan x değerlerinin çarpımı kaçtır? Şimdi hangi durumda 1 olur bir üstü sayı? Ya üstü 0'dır. Üstü 0 olan tüm 0'dan farklı bütün üstü sayılar neye eşittir? 1'e eşittir. O zaman burada x artı 3 şöyle birinci durum diyelim. X artı 3 0'a eşit olur. Üst yani. Üst burada x artı 3 ise. X neye eşit olur? Eksi 3'e eşit olur. X yerine eksi 3 yazdığımız zaman ne olur? Eksi 3'ün, eksi 8'in 0. kuvveti neye eşittir? 1'e eşit sağladı. Ya da ikinci durum ne olur? Taban 1 olur. Taban 1 olursa 1'in bütün kuvvetleri neye eşittir? 1'e eşittir. O zaman taban x eksi 5 sıfırsa x eksi 5'i neye eşit diyeceğiz? 1'e eşit diyeceğiz. X eksi 5 1'e eşitse buradan x eşittir ne gelir? 6 gelir. X yerine 6 yazdığımızda ne olur bakın? 1 üzeri x artı 3'ten 9 olur. 1 üzeri 9 da ne eşittir? 1'e eşittir. Bu da sağladı. Üçüncü durumda payda negatiftir. Payda eksi 1'dir. X eksi 5 eksi 1'dir. Yani taban x eksi 5 şu x eksi 5 eksi 1'e eşittir. Eksi 1'in de çift kuvveti olursa neye eşit olur? 1'e eşit olur. Şimdi tabanı eksi 1'e eşit dediğimizde ne olur buradan? X eşittir 4 geldi. Şimdi x yerine 4 yazdığımız zaman ne olur? Eksi 1 üzeri 4 yazdığımız zaman 4 artı 3'ten 7 geldi. Bu da neye eşit olur? Eksi 1'e eşit olur. Halbuki 1'e eşit olması lazımdı. O zaman bu x değeri sağlamıyor. O zaman x değerini sağlayan bir x eşittir eksi 3 değeri var. Bir de x eşittir 6 değeri var. Bunların çarpımı da ne yapar? Eksi 18 yapar. Yine üstü denklem. Şimdi üstler aynıysa o halde burada ne olacaktır? Tabanlar da aynı olacaktır. Tabanımız soldaki taban x eksi 1, sağdaki taban 3x eksi 7. Bunlar birbirine eşit olmalı. Bilinenler bir tarafa, bilinmeyenler bir tarafa atılsın. Eksi 1 vardı. Eksi 7 karşıya artı 7 olarak geçti. 3x vardı. X karşıya eksi x olarak geçti. Buradan 6 eşittir 2x. Her tarafı 2'ye bölersek x eşittir 3 geldi. Evet, 3 üzeri m'yi 4 vermiş. 3 üzeri 2m artı 1'i soruyor. 3 üzeri 2m artı 1. Bunu biz nasıl yazabiliriz? 3 üzeri 2m çarpı 3 üzeri 1 şeklinde yazabiliriz. Düzenlersek 3 üzeri 2m'i de 3 üzeri m'nin ikinci kuvveti şeklinde yazabiliriz. Çarpı 3. Şimdi 3 üzeri m'yi bize 4 vermiş. O zaman ne olur burası? 4'ün karesi çarpı 3 olur.
4'ün karesi 16. 16 çarpı 3'ten ne yapar? 48 yapar. Evet. Üstü sayılarda toplama var. Ne yapıyorduk bu durumlarda? Ortak olanların parantezini alıyorduk. Şimdi şuraya bir düzenleyelim. 2 üzeri x çarpı 2 üzeri 2 şeklinde yazabilirim bunu. Artı 2 üzeri x artı 1'i 2 üzeri x çarpı 2 üzeri 1 şeklinde yazabilirim. Artı 2 üzeri x eşittir 28. Şimdi burayı biz 2 üzeri x parantezini alırsak katsayısı 2 üzeri 2 4 yapar. Artı 2 üzeri x parantezini aldım. Katsayısı 2 artı katsayısı 1 eşittir 28 oldu. 2 üzeri x çarpı 4 ile 2'yi topladık 6. 1 daha 7 çarpı 7 eşittir 28. Burada her tarafı 7'ye bölersek 4 olur. 2 üzeri x eşittir 4. 2'nin kaçıncı kuvveti 4'e eşit olur? 2'nin ikinci kuvveti 4'e eşittir diyeceğiz. Evet, 2 üzeri x, 3 üzeri x, 5 üzeri x, a, b, c cinsinden verilmiş. 180 üzeri x soruluyor. 180 üzeri x, bunu biz bir parçalayalım 180'i. Nedir 180? 18 çarpı 10'a eşittir. Üzeri x dedik. Bu da nedir? 9 çarpı, 18 9 çarpı 2'dir. 10'da 5 çarpı 2'dir. Üzeri x dedik. Burayı düzenlersek 2 tane 2 var. 2 üzeri 2 çarpı 2 tane 3 var. 9'dan 3 üzeri 2 çarpı 1 tane 5 parantez x oldu. Şimdi ne oldu burası? 2 üzeri 2x çarpı 3 üzeri 2x çarpı 5 üzeri x oldu. Şimdi benim elimde 2 üzeri x var. A. 2 üzeri 2x ne olur? Karesini alırsam her iki tarafın. 2 üzeri 2x ne olur? A kare olur. O zaman 2 üzeri 2x yerine a kare yazdım. 3 üzeri x ne olur? 3 üzeri x b verilmiş. 3 üzeri 2x ne olur? B kare olur. 5 üzeri x'i zaten c vermiş. Dolayısıyla bizim doğru cevabımız A şıkkı olacak. Evet, burada da yine çıkarma işlemleri var. Yine ortak terim arayacağız. 5 üzeri n çarpı 5 üzeri 2 şeklinde yazdık. Eksi 5 üzeri n bölü paydayı da 5 üzeri n çarpı 5 eksi 5 üzeri n eksi 5 üzeri n çarpı 5 üzeri n çarpı 5 üzeri eksi 1 diyelim. Eşittir. Yukarıyı bakın 5 üzeri n parantezini aldığım zaman ne olacak? Birincinin katsayısı 5 üzeri 2 eksi ikincinin katsayısı 1 bölü. Aşağıya 5 üzeri n parantezini aldım. Katsayısı burada 5 eksi katsayısı 5 üzeri eksi 1. 5 üzeri n'ler gitti mi? Gitti buradan. 25'in karesi 5'in karesi 25 eksi 1 çıktığı zaman 24. Şimdi buradan 5 eksi 1 bölü 5 yaptı. Şöyle diyelim 24 bölü 5 çarpı 5 25 1 çıkarsa 24 bölü 5 yaptı burası eşittir. Birinciyi aynen yazalım 24 bölü 1 ikinciyi ters çevirip çarparsak 24'ler gitti. Ne geldi? 5 geldi. Doğru cevabımız A. Burada da yine payda eşitleyeceğiz toplama işlemi yapabilmek için. Burayı 2 üzeri eksi x artı 1 ile genişleteceğiz. Burayı 2 üzeri x artı 1 ile genişleteceğiz. Ne olur? 2 üzeri eksi x artı 1 bölü. Çarparsak 2 üzeri x çarpı 2 üzeri eksi x artı 2 üzeri eksi x artı 2 üzeri x 1 çarpı 1 ne yaptı? 1 yaptı. Artı. Burayı da genişletirsek ne olacak? İki üzeri x artı 1 oldu burası. Aşağısı 2 üzeri x çarpı 2 üzeri eksi x artı 2 üzeri x artı 2 üzeri eksi x artı 1. Düzenlersek burayı 2 üzeri eksi x artı 1. Şimdi şurası ne yapar? 2 üzeri x çarpı 2 üzeri eksi x. Üstleri toplarsak 2 üzeri 0 yapar. Bu da ne eşit olur? 1'e eşit olur. Yani ne oldu burası? 2 üzeri x artı 2 üzeri eksi x. 1 burada, 1 burada, artı 2 oldu. Artı 2 üzeri x artı 1 bölü, burayı da düzenlersek yine ne olacaktır? 2 üzeri x artı 2 üzeri eksi x artı 2. Paydalar aynı oldu. Artık toplama işlemini yapabilirim. 2 üzeri x artı 2 üzeri eksi x artı, şu 1 ile 1'i toplarsak 2 yaptı. Payda da aynısı oldu bakın. Artı 2. Aynı terimleri birbirine bölersek cevabımız 1 olacak.
Evet, x'i sormuş üslü denklem. Burada tabanları veya üstleri eşitlememiz lazım. Tabanları eşitlememiz daha kolay çünkü hepsi ikisi de 3'ün kuvveti. 9 yerine 3 üzeri 2 yazalım. 3 üzeri 2'nin 4x eksi 8. kuvveti eşittir. 27 yerine 3 üzeri 3 yazdık. 3 üzeri 3 üzeri 2x artı 12. kuvveti. Üstünü üstüne alırken çarpıyorduk. 3 üzeri 8x eksi 16 eşittir. 3 üzeri 6x artı 36. Şimdi tabanlar aynıysa üstler de aynı olacak. Yani 8x eksi 16 eşittir. 6x artı 36 olacak. 6x'i bu tarafa, eksi 16'yı bu tarafa atarsak 2x eşittir. 36 artı 16, 2x eşittir. 52 yaptı. 2'ye bölersek her tarafı x eşittir. 26 yapacak. Evet, ABC'nin sıralamasını yapacağız. Burada taban ya da üstleri eşitlemeye çalışacağız. Bakın dikkat ederseniz 96, 64, 48 hepsi 16'nın bir katı. 96 hepsini o zaman 16'nın katında eşitleyelim. 2 üzeri 96'yı şöyle diyelim. 16'nın kaç katıdır? 6. kuvveti. Burası nedir? 3 üzeri 16'nın 64, 16'nın 4 katıdır. 5 üzeri 16'nın 48, 16'nın 3 katıdır. Şimdi ne oldu burası? Düzenlersek burayı arkadaşlar ne yapar? 2 üzeri 6 şöyle diyelim. 2 üzeri 6 üzeri 16. 2 üzeri 4 üzeri 16 oldu. 5 üzeri 3 üzeri 16 oldu. Burayı düzenlersek 2 üzeri 6 ne yapar? 64 yapar. A 64 üzeri 16 oldu. B 2 üzeri 4, 3 üzeri 4 oldu. 3 üzeri 4 nedir? 81, 81 üzeri 16 oldu. C de 125 üzeri 16 oldu. Şimdi tabanı en büyük olan C. C en büyük olacak. Daha sonra B, daha sonra ise A olacak. A şıkkı doğru cevabımız olacak. Evet, eline bir oyun hamuru alan Fatma, şekilde gösterildiği gibi her adımda elindeki her bir oyun hamurunu iki parçaya ayırıyor. İki parçaya ayırıyormuş. Üçüncü adım sonunda 8 parça oyun hamuru elde ediyor. Şimdi şurası birinci adım, ikinci adım ve üçüncü adım. Dikkat edersek birinci adımda iki parça oyuncağı oluyor. Oyun hamuru elde ediyor. İkinci adımda 4 tane, üçüncü adımda 8. Kaç parçaya bölüyormuş? İki parçaya ayırıyor. O zaman bunu biz formülize edersek, bunu nasıl formülize ederiz? 2 üzeri n şeklinde. Buradaki n sayısı nedir? Adım sayısı. Adım sayısı. N yerine 2 verdiğimiz zaman bakın 4. İkinci adımda 4 vardı. N yerine 3 verdiğimiz zaman üçüncü adımda ne yapıyordu? 8 yapıyor. Şimdi Fatma her başlangıçtan itibaren her adımda elindeki her bir oyun hamurunu 2 yerine 8 parçaya bir ayırsaydı dördüncü adım sonunda kaç parça oyun hamuru elde ederdi? O zaman birincisinde 8 parçaya ayıracak. 2 parçayı değil de. İkincisinde her birini 8'e ayıracak. O zaman birincide biz nasıl formüle etmiştik? 2 üzeri n şeklinde. O zaman ikincisinde yani 8 parçaya ayırdığında ne olacaktır? 8 üzeri n şeklinde olacaktır. O zaman dördüncü adım diyor. N'i buradan 4 alırsak ne olacaktır? Oyun hamuru sayısı 8 üzeri 4 olacaktır. Bunu da düzenlersek 2 üzeri 3 yazdık 8 yerine. 2 üzeri 3'ün dördüncü kuvveti 2 üzeri 2 üzeri 12 cevabımız olacak. Bir ayrıtın uzunluğu A metre olan bir küpün hacmi A küp metre küptür. Buna göre ayrıtlarından birinin uzunluğu 0,4 metre olan küp şeklindeki akvaryum en fazla metre küp su alır. En fazla kaç metre küp su alır demek istiyor. Şimdi ne yapacağız? Bunun biz hacmini bulalım. Bir ayrıtı 0,4 metre ise bunun hacmini bunun küpünü alarak bulabiliriz. Ne oldu burası? 0,4 nedir? 4 çarpı 10 üzeri eksi 1'dir. Bunun üçüncü kuvveti. Yani 4 üzeri 3 çarpı 10 üzeri eksi 3 olacak. Yani 64 çarpı 10 üzeri eksi 3. Bunu da nasıl ifade ederiz? 0, şöyle 64'ü yazalım. 64'ü yazacağım. 3 virgül ne yapacağım? Sol tarafa gideceğim. 1, 2,
3. 2 tane 0 olacak. 0,64. 0,064 doğru cevabımız olacak. Aşık. Evet, eşit kollu terazinin sağ kefesinde 300 gramlık bir küp de, sol kefesinde 236 gramlık bir küp de bulunmaktadır. Buna göre bu terazinin dengeye gelmesi için sol kefeye kaç gramlık küp de konulmalıdır? Şimdi ne yapacağız? Bunların ağırlıkları kütleleri eşit de olması lazım. 236'ya biz K kadar kütle ekleyelim. Neye eşit olsun? 300'e eşit olsun. 236'yı karşıya atarsak K eşittir 300 eksi 236 yaptı. K buradan ne yapıyor? 64 yaptı. O zaman bizim 64 gramlık kütle koymamız lazım. 64 de nedir? 4'ün 3. kuvveti yapar. Yani B şıkkı cevabımız olacak. A ve B doğal sayı. Yukarıdaki eşit kollu terazinin sol kefesinde 2 üzeri A ve 2 üzeri B gramlık, sağ kefesinde 4 üzeri 6 gramlık bir tane ağırlık vardır. Terazi dengedeymiş. A artı B toplamı kaçtır? Şimdi eğer dengedeyse terazi, bu ağırlıkların toplamları birbirine eşit. Sol kefede 2 üzeri A ve 2 üzeri B var. Bunların toplamı sağ kefedeki 4 üzeri 6'ya eşit olacak. Şimdi 2 üzeri A artı 2 üzeri B eşittir. Bunu da iki cinsinden yazarsam ne olur? 2'nin karesinin 6. kuvveti. 2 üzeri A artı 2 üzeri B eşittir 2 üzeri 12 olacak. Bakın hepsi 2 tabanında oldu. Şimdi 2 tane 2'nin kuvveti olan sayıyı toplamışım. Yine 2'nin kuvveti olan bir sayı elde etmiş. O zaman burada tek bir durum vardır arkadaşlar. Nedir? A eşittir B olmalıdır. A B'ye eşit olmalıdır. O zaman A B'ye eşitse şöyle diyelim. 2 üzeri A, B yerine A yazalım. 2 üzeri A eşittir 2 üzeri 12. 2 üzeri 2 tane A var. O zaman ne olacak? 2 çarpı 2 üzeri A derim buna. 2 üzeri 12. Şuralardan bir tane 12 giderse 2 üzeri A neye eşit oldu? 2 üzeri 11'e. Ve bu durumda A eşittir 11 geldi. A B'ye eşit olduğundan B de 11 geldi. Bunların toplamları 22 yapacak. 81 tane koyuna günde 3 öğün, her seferinde her birine 3 üzeri 5 gram yem verilmektedir. Bizim 81 tane koyunumuz var. 3 öğün yemek veriyormuşuz. Çarpı 3 diyeceğim. Her birine ne kadar gram yem veriyormuşuz? 3 üzeri 5 kadar. O zaman şöyle 81 diyecektik. Bunu düzenlersek bir günde ne kadar yem gittiğini bulabiliriz. Şimdi 81'i 3 üzeri 4 diyelim. 3 çarpı 3 üzeri 5. Tabanlar aynı. Üstleri toplarsak ne yapar? 9, 10. 3 üzeri 10. Yani günlük benim 3 üzeri 10 tane, 3 üzeri 10 gram yem ihtiyacım var. Şimdi buna göre bu koyunlara 3 üzeri 13 gram yem kaç gün yeter diyor. Şimdi benim toplam ne kadar yemim var? 3 üzeri 13 gram yemim var. Bunu neye böleceğim ben? Bir günlük ihtiyacıma bölersem kaç günlük yemin olduğunu, kaç gün yemin kaç gün gideceğini bulmuş olacağım. Ne olur burada çıkartırsak? Yukarıdaki üstten aşağıdaki üste çıkarttığımız zaman 3 üzeri 3 olacak. Demek ki 27 gün bu yem gidermiş arkadaşlar. Cevabımız 27. Evet, burada toplam, çarpım ve bölme kullanacağız. Burada birinci, ikinci ve üçüncü öncülde. Ve hepsinin sonucu aynı olacak. Burada biraz deneme yanılma yapacağız. O yüzden denediğimiz zaman B şıkkını denediğimiz zaman B şıkkını denediğimiz zaman şurayı bölme yapalım. 4 üzeri 4'ü, 4 üzeri 4 nedir? 2 üzeri 8'dir. 2 üzeri 8'i 2 üzeri 4'e böldüğümde sonuç ne olur? 2 üzeri 4 olur. Burayı çarp diyor. 4 nedir? 2 üzeri 2'dir. 2 üzeri 2 ile 2 üzeri 2'yi çarptığım zaman 2 üzeri 4. Aynı sonucu bulduk. Burayı da toplarsak 8 2 üzeri 3'tür. Artı 2 üzeri 3. 2 tane 2 üzeri 3 yaptı. Bunları da çarptığımız zaman ne olur? 2 üzeri 4. Dikkat edersek hepsi birbirine eşit oldu. O halde doğru cevabımız B şıkkı. Şekil 1'de bardağın içinde 25 üzeri x milim sıvı çikolata bulunmaktadır. 25 üzeri x. Bardaktaki çikolatanın pipetle 1 bölü 5 içildiğinde
ikinci şekildeki görüntü oluşmaktadır. Şimdi daha sonra ikinci şekildeki bardakta kalan çikolatanın 1 bölü 5'i daha içilince şekil 3'teki görüntü oluşmuştur. Toplamda 145 milim ne yapmışız? Çikolata içmişiz. İçilen çikolata 145 milimmiş. Şimdi bunun 1 bölü 25'i içiliyormuş. 1 bölü 25 içildi. Şimdi 1 bölü 25'i içilirse ne kadarı kalır? Tamamı 1 olur. 1'den 1 bölü 25'i çıkartırsam 24 bölü 25'i kalır. Yani 25 üzeri x'de bunun 24 bölü 25'i kalan. Bunun da ikinci durumda, yani şu ikinci bardakta kalan kısım bu. Bunun da ne kadarını içiyormuş? 1 bölü 5'i içiliyormuş. O zaman bunun da 1 bölü 5'i dedik. Şimdi birinci durumda bu içilen çikolata, ikinci durumda içilen çikolata toplamı ne yapıyormuş? 145 milim yapıyormuş. Evet. Burada bakın, toplama yapabilmemiz için payda eşitlememiz lazım. Şurası 125 yapıyor. O zaman burayı 5 ile genişleteceğim. 25 üzeri x çarpı 5 bölü 125 artı 25 üzeri x çarpı 24 bölü 125 eşittir 145. 25 üzeri x parantezini alırsak burayı ne yapar? 5 ile 24'ü topladım. 29. 29 bölü 125 eşittir 145. Burada gerekli sadeleştirmeleri yapalım. Ne yapalım? Şu 29'u 29'a böldük. 1. 45'i 29'a bölersek nedir? 5'tir. Buradan içler dışlar yaparsak, içler dışlar çarpımı yaparsak 25 üzeri x ne olur? 5 çarpı 125 olur. 25 üzeri x de nedir? 5 üzeri 2x'e eşit olur. 125 5 üzeri 3'tür. 5 çarpı 5 üzeri 3 oldu. O halde ne oldu burası? 5 üzeri 2x eşittir 5 üzeri 4 oldu. Tabanlar aynısı, üstler aynı olacak. 5, 2x 4'e eşitse x buradan ne gelecektir? 2 geldi. Evet. Aşağıda iki tarak görseli verilmiştir. Birinci ve ikinci tarakların ardışık dişler arasında uzaklıklar birbirine eşit olup sırasıyla x ve x bölü 2 birimmiş. Buna göre birinci taraktaki tüm ardışık dişler arasındaki uzaklıklar çarpımının ikinci taraktaki tüm ardışık dişler arasındaki uzaklıklar çarpımı oranı kaçtır demiş. Şimdi burada kaç tane aralık var onu sayalım. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 tane aralık var. Her biri x uzunluğunda, her bir ardışık uzunluğu çarpacakmışız. Yani burada ne yapacağız biz birinci tarak için? X çarpı x çarpı x, kaç tane x varmış burada? 12 tane saydık. 12 tane x'in yan yana çarpımı neye eşittir? X üzeri 12'ye eşittir. Şimdi ikinci tarağa baktığımız zaman 1, 2, 3, 4, 6, 7, 8 tane tarağımız var. Her birinin uzunluğu, mesafesi x bölü 2. Bunların çarpımını bulacağız. X bölü 2. Toplamda kaç tane x bölü 2'yi çarpacağız? 8 tane. Bu da neye eşittir? X bölü 2'nin 8. kuvveti. Şimdi bunların oranını soruyor bize. Yani x üzeri 12. Birinci tarağın mesafeler çarpımı neydi? X üzeri 12 bölü. İkinci tarağın mesafeler çarpımı neydi? X bölü 2'nin 8. kuvveti. Düzenlersek x üzeri 12 bölü. Ne yapar burası? X üzeri 8 çarpı 1 bölü 2 üzeri 8 yaptı. Şimdi buradan 12'den 8'i çıkartırsak ne yapar burası bölme işleminden? X üzeri 4 yapar. 1 bölü 2 üzeri x'i de ters çevirir çarparsak ne yapar? 2 üzeri 8 yapar. O zaman cevabımız 2 üzeri 8 çarpı x üzeri 4 olacak.